Depremin vurduğu Hatay'ın Hatsa ilçesinde 16 yıllık berber dükkanı yıkılan Sedat Çay, bir süre önce taşınan polis merkezinin nöbet kulübesini ekmek teknesine çevirdi. Ben 33 yıldır berberlik yapan 46 yaşındaki Sedat Çay'ın iş yeri de depremde ağır hasar aldı ve yıkıldı. Doğup büyüdüğü toprakları terk etmeyen Çay, kendini toparladıktan sonra müşterilerinin isteği üzerine çadırlara ve evlerin bahçelerine tıraşa gitti. Çay, böyle bir yerde işimi yapacağım hiç aklıma gelmezdi. İşim beni hayata bağlıyor. Bu iş olmazsa yapamam. Çünkü 13 yaşından beri bu işi yapıyorum ifadelerine yer verdi. Yani Allah kimseye yaşatmasın, çok büyük bir deprem yaşadık. Eşimden taraftan kaybımız var, 11 kişi. 11 kişi. İş Kaç kişi yerime olacak yani? gittim, 16 yıldır aynı yerdeyim, dükkanda iş yerime gittim. Malzemeyi zaten o çarşı yıkıyorlardı, bizim dükkana yıkım kararı vermişlerdi. Malzememizi aldık, eve getirdim, bıraktım. Ondan sonra da işte pandemi usulü arayan arkadaşlar evlerine gittik. Tıraşları o şekilde yaptık. Burayı işte bulmam dediğim gibi, burası bizim mahalle zaten, çocukluğumuz burada geçti. Burası da boştu, geldim işte. Burayı yıkadım, temizledim. Burada başladım. Buranın Burası yıkılımı. polis karavuydu daha önce. Buradan polis karavuru taşındı gitti. Burası boştu, nöbet kulübesi. Ben de geldim işte. Burada dedim çalışayım. Bu şekilde. Eşyaları her gün sabah getiriyorum, akşam geri götürüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ödüyorsunuz. Evet. Ortalama 10-15 kişi bu şekilde. Müşterileriniz arayınca... Elektrik, evet, elektrik de yok zaten burada. Gece yakalamıyoruz. Su yok, elektrik yok. Bu şartlarda çalışmaya devam. Anahtarımızı aldık iş yerimizin. Yaklaşık bir haftaya, en geç 10 güne kadar inşallah iş yerimize geçeceğiz. İş olmazsa zaten olmuyor. Evde biz hiç duramayız. Çünkü onun içerisinden beri ben bu işi yapıyorum. Dükkandayım, evde duramıyorum ben.